saldırgan, küfürbaz ve zor anlarda muhteşem çözümler bulan birer dahiler. Bu videoda Erdoğan'ı korumakla görevli, maaşları halkın vergileriyle ödenen polisleri anlatacağız. Bir uyarıda bulunmak zorundayız. Lütfen bu görüntüleri çocuklarınıza izletmeyin. Sayıları tam olarak bilinmiyor ama konvoy geçmeye başladığında bazen trafik neredeyse 1 saat duruyor. Bir rivayete göre aralarında Erdoğan'ın akrabalarının da olduğu korumalarının sayısı 3000'den fazla. Vatandaş nerede, sen nerede? Ben sokağa çıkarım, vatandaşla tokalaşırım, otururum, kahvede otururum, kağıtta oynarım, tavlada oynarım. Ama sen 3000 kişi olmadan sokağa çıkamazsın. Aramızdaki fark bu sevgili Erdoğan. 3000 kişi olmadan. Bir defada 99 bin liralık tatlı yiyebilecek kadar çoklar. Çok olmaları Erdoğan'ı tam olarak koruyabildikleri anlamına gelmiyor. Coşkusuyla Cumhurbaşkanımız. Şimdilerde ise sokak ortasında avukat dövüp işkenceyle tutanak imzalatmakla meşguller. Oradan zorla alıkoydular yani. En az 1 saat yani, çok net olarak söyleyebilirim. Biri geliyor, diğeri gidiyor. Biri geliyor, diğeri gidiyor. O vuruyor, o gidiyor. Yani sadece yüzüme vuruldu. Sadece yüzüme tokat. Özür dilerim, yumruk. Son olay saraya biat eden Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu bile çileden çıkardı. Bizim devletimin verdiği kimlik kartını taşıyan ama polis olmayı becerememiş çapulcu, kabadayı, çete üyesi. Avukata işkence Erdoğan'ın korumalarının ilk vukuatı değil. Erdoğan'ın Soma'da boğazına sarıldığı vatandaşı korumaları da öldüresiye dövmüştü. Erdoğan'ı gölgesi gibi izleyen yakın koruması ve akrabası Ali Erdoğan'a da bir parantez açmak gerekiyor. Korumalar yurt dışında da Türkiye'nin gururu. ABD ile diplomatik kriz çıkarmayı dahi başardılar. Erdoğan talimat verdi, muhalifleri tekme tokat dövdüler. Araya Amerika polisi girip de protestocuları dövemeyince vatandaşa küfrettiler. Başrolde yine Cumhurbaşkanı'nın yeğeni Ali Erdoğan vardı. Ama en muhteşemi bu görüntülerdi. Erdoğan'ın protestoları duymaması için garip sesler çıkararak eylemcilerin önünde barikat kurdular. También hubo personas que se manifestaron en contra del presidente. Así fueron sacadas del lugar por la seguridad turca. Why? Sorry. Sorunun cevabını veremedim. Neyle alemi yürütüyorsun? Telefonuma dokunma. Neyle alemi yürütüyorsun? Polisi çağır, telefonuna dokunma. Dokundum. Çağır bakayım. La dokundum la. Hadi gel, hadi gel. Ne yapacaksın? Ya gel bakayım. Ne yapabilirsin? Cumhurbaşkanı Erdoğan ise korumalarından hayli memnun. Öyle ki dayakçı korumalar hakkında ABD'de dava açılınca beni korumayacaklarsa yurt dışına neden götüreyim dedi. Bu nasıl bir yasadır? Bu nasıl bir hukuktur? Bu korumalar beni korumayacaksa niçin bunları ben yanımda Amerika'ya götürüyorum? Son olaysa İstanbul'da yaşandı. Erdoğan, Demirören ve Kalyoncu aileleri arasındaki düğüne katılmak için Çırağan Sarayı'na giderken yol uzun bir süre trafiğe kapatıldı. Avukat Sertuğ Sürenoğlu yaşadığı mağduriyete tepki gösterince korumalar anında üzerine yürüdü. Ardındansa korumalar tarafından avukata işkence yapıldı. Bir uyarıyla başladık, bir tavsiye ile bitirelim. Erdoğan'ın sayısı her gün artan ve binlerce kişiden oluşan koruma ordusunu görürseniz oradan hızla uzaklaşın. Bu hem ruh hem de beden sağlığınıza iyi gelir.